biliyorsunuz 2020 yılında dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de çok sayıda afetle yüzleşmek durumunda kaldık. Bu en büyüğü. Halen devam etmekte olan koronavirüs salgınıdır. Çok şükür hepimizin gayretleriyle Türkiye genelindeki azalma ile birlikte Şanlıurfa'da da büyük ölçüde vakaların kontrol altına alındığını, en yüksek seyrettiği dönemlerde de dahil olmak üzere sağlık teşkilatımızın diğer kuruluşlarla işbirliği içerisinde aldığı tedbirlerde yoğun bakımlarda dahil olmak üzere hastanelerde herhangi bir davranış ve sıkıntı yaşanmadığını hep birlikte gördük. Bunun için sağlık teşkilatımızın sağlık bilgilerini başta olmak üzere sağlık çalışanlarının gerekli mücadelede aktif bir şekilde ilk günden itibaren yer alan toplu kuvvetlerimizde ve kamu konut kuruluşlarının diğer taşlarında da bu anlamda teşekkür ediyoruz. Pozitif vaka sayıları büyük ölçüde mücadele etkin bir şekilde yürütüldüğünde kontrol altına alınabildiğini ama yürütümü bıraktığımızda çok hızlı bir şekilde tekrar artarak ilimizi de içerisinde tehditlere vaziyete geldiğini görüyoruz. Yurdun köyü sayılarının 16-17 ile çatlarına dönemi de gördük. Sıfırlandığı dönemi de günlük vaka sayısının bilim üzerine çıktığı günleri de gördük. Ama hep birlikte mücadele ettiğimizde yüzlerle ifade edebilecek günlük pozitif vaka sayılarına başlıyoruz. Dolayısıyla hiç gevşetmeden aşılama tamamlanıncaya kadar vatandaşımızın sağlığını dikkate alarak, yakınlarımızın sağlığını da dikkate alarak, kendimizin sağlığını da dikkate alarak bu mücadeleyi kararlı bir şekilde yürütmek ve aşının bütün vatandaşlarımıza el üstünde ulaşımını temin edince sağlayıncaya kadar da bu konuda bu hususta herhangi bir gevşeklik gösterilmemesini özellikle rica ediyoruz. Salgınla birlikte çok sayıda biliyorsunuz deprem yaşandı. İzmir başta olmak üzere meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden insanlarımız var. Ülkemiz bu anlamda kritik bir topografyaya sahip coğrafi bölgede yer alıyor. Ve önümüzdeki deprem başta olmak üzere yer afetlere, tehlikelere, tehlikelere karşı hazırlıklı olmak, vatandaşımızın bilinç düzeyini yükseltmek ve bu tür afetlerle karşılaşıldığında iyi ve hızlı çalışan bir organizasyonla vatandaşlarımızın hayatını korumak ve muhafaza etmek zorunluluğumuz var. Çok etkiden beri süre gelen biliyorsunuz sivil savunma planları vardı. Her grubun sivil savunma planları var. Savunmacılar karşı koruma planı var, yangın planı var, şu var, bu var. İl genelinde ve ilçe düzeyinde ve il genelinde hazırlanan afet planları var. Yalnız bunların büyük ölçüde dosya üzerinde ve raflarda kaldığını, tatbikata geldiğinde veya afetle karşılaştıklarında bir keşmekeşin ve karmaşanın yaşandığı, iletişimde aksaklıkları olduğu, trafiğin gitmediği, ve ilk etapta, ilk 6 saatte, 10 saatte hızlı bir şekilde hareket ederek afet alanına gelip müdahale yapması gereken sağlık görevlileri, afet görevlileri ve sivil savunma planında, afet planında yer alan grupların üyelerinin bile hem haberleşmede hem ulaşımda ve afet yerine ilişkinde büyük sıkıntılar yaşadığına geçmiş tecrübeler bize gösterdi. Bakanımızın talimatıyla ve Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle 2021 yılı afet eğitim planı olarak düzenlendi. Ve bu yıl boyunca bütün kurum kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşları, sivil vatandaşlarımız, belediyelerimizin de katkısı ve desteğiyle yoğun
ve yaygın bir afet bilincinin oluşması çalışmalarının yürütüleceği bir yıl olacak. Mahmut Bey, afet bilincimizde bu anlamda hazırlanan bir list afet planı var. Yani ilin muhtemel listelerinin teslim edilmesi ve bu listelere yönelik görev olacak kurumlara yapacağı çalışmaların belirlenmesi ve bunlar hızlı bir şekilde bu çalışmaların gerçekleştirilmesi suretiyle beklenen afetin meydana gelmesi durumunda da zararı ve ziyanın en aza indirilmesiyle ilgili önlem setinin belirlenerek hızlı bir şekilde uygulanmasını öngörüyoruz.